Anadolu Üniversitesi 3. Dönem Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimi 1, 2020 Vize Ara Sınavı. Soru 1. Misyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İşletmenin misyonu onun varoluş nedenidir. B. İşletmenin gelecekte ulaşmayı planladığı hedefidir. C. Misyon ile vizyon eş anlamlıdır. D. Misyon işletme stratejileri için bir pusula niteliği taşır. E. Misyon gelecekle ilgili olup belirli bir süreyi kapsar. Doğru cevap A. İşletmenin misyonu onun varoluş nedenidir. Soru 2. Karar verme süreci adımları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? Doğru cevap D. Anlama, geliştirme, seçme, uygulama. Soru 3. Nokta nokta herhangi bir hedefe ulaşmak için gerekli temel adımları, bu adımların her birinden sorumlu olacak birey veya örgütü, nihayet söz konusu adımların tamamlanmasında izlenecek sıra ve zamanlamayı gösteren planlardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A. Bütçe, B. Proje, C. Program, D. Politika, E. Yöntem. Doğru cevap C. Program. Soru 4. Mintzberg'e göre kendi içinde girişimcilik, sorun çözme, kaynak dağıtma ve arabulucu rolü olmak üzere 4 gruba ayrılan yönetici rollerine ne ad verilir? A. Bağlantı kurma rolleri, B. Kişiler arası roller, C. Kararlara ilişkin roller, D. Bilgiye ilişkin roller, E. Liderlik rolleri. Doğru cevap C. Kararlara ilişkin roller. Soru 5. 1. Terfi politikası. 2. Satış bütçesi. 3. Bilişim entegrasyon programı. 4. Üretim sahasında çelik ayakkabı giyme kuralı. Yukarıdakilerden hangileri sürekli plan örneklerindendir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 4, C. 1, 2 ve 3, D. 2, 3 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevap B. 1 ve 4. Soru 6. 1. Planlama, 2. Örgütleme, 3. Denetim. Yukarıdakilerden hangileri yönetimin temel fonksiyonları arasında yer alır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 3, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Doğru cevap E. 1, 2 ve 3. Soru 7. Klasik yönetim yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Rasyonel bir örgüt yapısının oluşturulması üzerinde durur. B. Etkin, ideal ve kişiye göre değişmeyen bir örgüt yapısına odaklanır. C. Formal bir organizasyon yapısı içindeki yönetim faaliyetlerinin düzenlenmesine odaklanır. D. Organizasyon içindeki insan unsurunu anlamaya çalışır. E. Örgütlerde etkinlik ve verimlilik konusundaki ilkelerin düzenlenmesi üzerinde durur. Doğru cevap D. Organizasyon içindeki insan unsurunu anlamaya çalışır. Soru 8. Nokta nokta bir amaç için bir araya gelen insanların amaca ulaşmak için yaptıkları işlemleri, eylemleri ve sonuçlarını araştırarak, tecrübe ederek ve gözlem yaparak inceleyen bilim dalıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A. Yönetim bilimi, B. İşletme yönetimi, C. Yönetim süreci, D. Bilimsel yönetim, E. Kamu yönetimi. Doğru cevap A. Yönetim bilimi. Soru 9. Örgütün çevre ve teknoloji gibi unsurlarının örgüt yapılarını etkilediği, tüm ortamlarda ve şartlarda geçerli olabilecek en iyi tek bir yolun olmadığı düşüncesini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Sistem yaklaşımı, B. Durumsallık yaklaşımı, C. Vekalet yaklaşımı, D. Neoklasik yaklaşım, E. Klasik yaklaşım. Doğru cevap B. Durumsallık yaklaşımı. Soru 10. İşletmenin izleyeceği genel politika ve stratejik hedefleriyle ilgili amaç ve görüşleri içeren ve 5 yıldan daha uzun süreyi kapsayan plan türüne ne ad verilir? A. Projeler, B. Bütçeler, C. Kısa süreli planlar, D. Orta süreli planlar, E. Uzun süreli planlar.
Doğru cevap E. Uzun süreli planlar. Soru 11. Belli sınırlar çerçevesinde ortak bir amaç etrafında toplanmış iki veya daha fazla bireyden oluşan yapısal bütüne nokta nokta adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A. İç çevre, B. Yönetim alanı, C. Denetim alanı, D. Örgüt, E. Dış çevre. Doğru cevap D. Örgüt. Soru 12. Belli şartlar altında belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi veya yönlendirmesi sürecine nokta nokta adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A. Güç, B. Yetenek, C. Zorlama, D. Koordinasyon, E. Liderlik. Doğru cevap E. Liderlik. Soru 13. Kişinin kendisinin harcadığı gayret ve karşılığında elde ettiği sonucun aynı iş ortamında başkalarının harcadığı gayret ve elde ettikleri sonuç ile karşılaştırılması ile ilgili teori aşağıdakilerden hangisidir? A. Blake ve Moulton yönetim tarzı matriksi, B. Porter-Lauer teorisi, C. Alfred'in ERG teorisi, D. Adams'ın eşitlik teorisi, E. Herzberg'in çift faktör teorisi. Doğru cevap D. Adams'ın eşitlik teorisi. Soru 14. Bir işin yapılabilmesi için üstün asta doğrudan emir verebilme yetkisi olarak tanımlanan yetki türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Kurmay yetki, B. Fonksiyonel yetki, C. Yetki ve sorumluluk denkliği, D. Yetki devri, E. Komuta yetkisi. Doğru cevap E. Komuta yetkisi. Soru 15. Nokta nokta örgüt yapısının görsel olarak betimlenmiş halidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A. Biçimsel olmayan örgütler, B. Örgüt şeması, C. Yetki devri, D. Biçimsel örgütler, E. Örgütleme. Doğru cevap B. Örgüt şeması. Soru 16. Bünyesinde tüm şebekeyi denetim altında tutan ana bir örgütü barındıran şebeke örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Dahili şebeke, B. Geçici şebeke, C. Dengeli şebeke, D. Dinamik şebeke, E. Sanal şebeke. Doğru cevap A. Dahili şebeke. Soru 17. Kamu kuruluşlarının yer aldığı biçimsel örgüt çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Birincil örgütler, B. İkincil örgütler, C. Üçüncü örgütler, D. Kar amaçlı özel sektör örgütleri, E. Sivil toplum örgütleri. Doğru cevap A. Birincil örgütler. Soru 18. İşletme çalışanları tarafından benimsenen ve kabul edilmiş örgütün temel değerlerine ne ad verilir? A. Zayıf kültür, B. Üst kültür, C. Güçlü kültür, D. Baskın kültür, E. Alt kültür. Doğru cevap C. Güçlü kültür. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi Parsons'ın ağıl modeli içerisinde sistemin yaşamda kalabilme hakkı ve kabulünü kapsar? A. Uyum, B. Bütünleşme, C. Yasallık, D. Etkileşim, E. Amaca ulaşma. Doğru cevap C. Yasallık. Soru 20. Aynı örgüt basamağı arasındaki iletişime ne denir? A. Dikey iletişim, B. Yatay iletişim, C. Biçimsel olmayan iletişim, D. Tek hatlı iletişim, E. Çapraz iletişim çalışanlar. Doğru cevap B. Yatay iletişim. Sınavınızda başarılar dilerim. Abone olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.